Selam. Selam. Şerefsiz! Gözünü açtı doktor bey. Duyuyor mu beni? Duyuyor mu beni Güllü? Ana. Oh, çok şükür. Oh, çok şükür. Ne oldu bana? Serap Hanım, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyisin değil mi kızım? İyiyim. İyiyim. İyi muayene edeceğim. Yukarı. Aşağıya. Tamam, takip etmenizi istiyorum. Gayet iyi. Ali nerede? Ali beşiğinde kızım. İyi uyuyor, merak etme. Biz buraya nasıl geldik? Kemal? Kemal getirdi sizi buraya. Kemal mi? He. Biz de çok şaşırdık görünce kızım. Kemal arabayla sizi buraya getirdi. Sen baygındın. Muzaffer Ali arkada ağlıyordu. Sizi bıraktı, hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Yerinizden kalkmasanız iyi olur Serap Hanım. İlacın etkisi birkaç saat daha sürebilir. İlaç mı? Kanaatimce güçlü bir uyku ilacı almışsınız. Orhan nerede peki? Hiçbir şey hatırlamıyor mu kızım? Orhan Bey'le pikniğe gittiniz. E sonra ne oldu? Evet, pikniğe gittik. Şarap içiyorduk. Ali Orhan'ın kucağındaydı. Sonra gözüm karardı. Açtığımda buradaydım. E Kemal? Kemal nerede buldu sizi? Ana? Sakın Kemal Orhan'a bir şey yapmış olmasın. Ay Allah korusun kızım, aman. Sen de üf. Ben jandarmayım. Dur dur. Ben ararım jandarmayı. Yat sen. Ne oldu ana? Ne dedi komutan? Konuştum. Kendisi bizzat gelip konuşacak seninle. Fena bir şey olmuş demek ki. Ay bilmiyorum ki kızım. Komutan ben hemen gelip anlatırım dedi. E sen yat uyu hadi. O gelince uyandırırım ben seni. Aa. Ailemize ve sana içiyorum seni. Şerefe. Ali. Ali. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin ağa. Serap Hanım'ı görecektim. Gülizar, komutan Serap Hanım'ı görmek istiyor. Kendisine yol göster, Serap Hanım'a da haber ver.
gönderme komutanı geldi. Aşağıda sizi bekliyor kendisi. Komutan. Serap Hanım, sizinle yüz yüze konuşmak istedim. Feci bir şey oldu değil mi? Kesin Orhan'a bir şey oldu. Orhan Bey vuruldu. Ne? Kemal. Orhan Bey'i Kemal vurmuş. Sonra gelip teslim oldu. Orhan Bey ise şimdi hastanede. Durumu nasıl? Ameliyatı almışlar. Şimdilik malumatım bu kadar. Benim hemen hastaneye gitmem gerek. Serap Hanım, önce size birkaç bir şey sormak zorundayım. Buyurun. Orada neler oldu anlatabilir misiniz? Bilmiyorum. En son hatırladığım biz Orhan'la piknikteydik. Gözüm karardı. Gözümü açtığımda ise çiftlikteydim. Bizi Kemal getirmiş çiftliğe. Kendinizde değildiniz yani. Hayır değildi. Söylediğim gibi işte hiçbir şey hatırlamıyorum, bilmiyorum. Anlaşılan Orhan Bey kendine gelmeden bu konuda bir şey öğrenemeyeceğiz. Komutan, ne oldu? Maalesef Serap Hanım. Nasıl oldu anlayamadık ama Orhan hastaneden kaçmayı başarmış. Ne? Kaçmış mı? Açın jandarma. Buyurun. Acele edin oğlum, her yeri arayın. Bu da ne demek oluyor? Lütfen zorluk çıkarmayın hanımefendi. Evinizi aramak zorundayız. Tam olarak ne aradığınızı söyler misiniz? Orhan Tofurcu'yu arıyoruz. Görünüşe göre hastaneden kaçmış. Ne? Kaçmış mı? Arayın. Yasin ağa, her yere adam yerleştir. Çiftlikte kuş uçmayacak. Çiftlikten içeri kimse alınmayacak, anlaşıldı mı? Var üstün efendim. Zaten jandarma ön tarafı kolluyor. Merak etmeyin. Nasıl merak etmeyeyim Yasin ağa? Bu adam daha önce bu çiftlikten elini kolunu sallayarak bebeğimi kaçırmadı mı? Bana bakın. Herkes gözünü dört açsın. Tek bir hataya tahammülüm yok. Anlaşıldı mı? Emriniz olur hanım. Hadi, şimdi işinizin başına dönün. Sizler ön tarafı kollayın. Sizler de çiftliğin etrafında devreye girsin. İçeri kimse alınmayacak. Hanımı duydururuz. Hadi. Gülizar, ne oldu kız? Sen daha uyu. Daha ne olacak? Ben sana demedim mi bu Orhan şeytanın da kendisi diye? Kız, bu herif hastanede değil miydi? Yattığı yerde gene ne haltlar etti? Ne haltlar etti? Diyeyim ben sana. Adam kaçmış, kaçmış. Abo. Tövbeler olsun. Kız, cendermeler bunun odasına bir giriyorlar ki adam yatakta yok. Buhar olmuş, uçmuş. Bacım, bu herif tahtalı köyün yolcusu değil miydi? Ne yapacağız şimdi? Boşuna dememişler ana. Götüye bir şey olmuyor diye. Kız, ben sağa şimdi ne olacak diyorum.
Ne edeceğiz ben sana diyeyim. Gözümüzü kulağımızı dört açacağız. O iblisin suyundan her bir şey beklenir. Bana bak. Ay. Dikkatli ol. Aman korkutma beni be. Yeter artık. Orhan burada değil, görmüyor musunuz? Jandarmalar onun burada olabileceğini düşünüyorlar. Yukarıda bir şey bulamadık komutanım. Tamam, toparlanın. Orhan nereye kaçmış olabilir? Bir malumatınız ya da tahmininiz var mı? Hayır, yok. Orhan o yataktan kalkabilecek vaziyette değildi. Nasıl oldu bu? Aklım almıyor. Seher Hanım. Dava sonuçlanıncaya kadar şehir dışına çıkamayacağınızı hatırlatırım size. Suça iştirakinizle ilgili tanıklık edeceksiniz. Büyük ihtimalle de ceza alacaksınız. Bir hata daha yapmayın sakın. Bakın komutan. Onun aleyhinde ifade verdiğim için ben de tehlikede sayılırım. Orhan kaçtıysa bana da zarar verebilir. Ben suçlu değilim. Aksine mağdurum. Anlıyor musunuz? Bunu dava sonuçlanınca öğreneceğiz. Biz de şaşkınız komutan. Orhan Bey'in durumu ağırdı. Bırakın kaçmayı, yardım almadan ayağa kalkması mümkün değil. Emin misiniz doktor bey? Sizi de yanıltmış olmasın. İç organlarında ağır hasar vardı. Ağrılarını dindirmek için kuvvetli ilaçlar veriyorduk. O ilaçların tesirinden çıkması mümkün değil. Komutanım, bunlar yastığın altında bulduk. Bahsettiğiniz ilaçlar bunlar mı? Komutanım, nöbetçi hemşireyi bulduk. Gel bakalım. Bu odaya en son sen mi girdin? Evet efendim. Sabaha karşı serumu değiştirmek için girdim. Sen girdiğinde hasta uyanık mıydı? Hayır efendim, baygın vaziyetteydi. Dikkatini çeken herhangi bir şey oldu mu? Senden sonra bu odaya giren oldu mu peki? Bildiğim kadarıyla olmadı efendim. Anlaşıldı. Tahkikata devam edin. Bu kattaki bütün hasta ve hasta yakınlarıyla görüşün. İfadesi alınmadan kimseyi hastane dışına bırakma. Baş üstüne komutanım. Siz de emniyete haber verin. Durumdan haberdar olsunlar. Anlaşıldı mı? Emredersin komutanım. Konuştun mu? Konuştum. Araba yola çıkmış. Hala. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Niçin olmayayım? Ya beceremezsek? Ya yüzümüze gözümüze bulaştırırsak? Seher, senin derdin ne? Orhan'ın kurtulmasını istemiyor musun? Saçmalama halde. Bütün bunları göze almamın tek sebebi Orhan'ın bu işlerden kurtulması. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. O halde niçin endişeleniyorsun? Rahat ol. Hiçbir şey olmayacak. Öyle mi? Ya yakalanırsa? Ya o gemiye binemezse? Bütün bunları bizim yaptığımız ortaya çıkarsa neler olabileceğini düşünebiliyor musun? Bana bak Seher. Şunu iyice kafana sok. Olayların bu hale gelmesinin tek sebebi sensin. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Orhan bize başka çare bırakmadı. Gemiye binip gittikten sonra her şey unutulacak. Tabii sen başka bir aptallık yapmazsan.
Hanım. Ne var, ne istiyorsun? Kamyon yola koyuldu. Hesabı kapatmaya yolladı ağam. Gemiye bindikten sonra hesabı kapatacağız. Anlaşmamız öyle. Bak hele hanım. Ağa hesabı kapatalım dedi. Ben ötesini bilmem. Peki. Bu yarısı. Gemiye bindikten sonra tamamını vereceğim. Git ağana öyle söyle. Alo. Âlâ. Sizden başka kimsenin haberi olmasın. Bütün tedbirleri alın. Gemi hareket ettikten sonra da bana malumat verin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.